Lan ne oldu kanki ya? Kardeşim orada Oğuzhan da şey Oğuz da muhabbeti biliyor. Ufak bir kelimeme takıldı. Yani benim duygularım yükseliyor, seninki düşüyor gibi bir muhabbet döndü. Olabilir dedim orada. Ama orada da şey yani böyle bir tatlı atışırsın da hani böyle biraz şey eklersin ya. O amaçla öyle kasti, hani duygularım artık senden hoşlanmıyorum ya da sana karşı azalıyorluk bir gerçekçilik yok. Hani yapay kullandım o kelimeyi. Yapaylığını geldi anlat. Çıktı ya ağzından bir kere işte. O sen kelimenin sıcak benim duygularım yani. Yükseliyor, seninki azalıyor mu dedin Rümeysa dedi bunu. Sanki ne oluyor dedi ya, benim duygularım burada yükselirken seninki azalıyor mu azalıyor gibi falan filan olabilir falan yaptım böyle. Hani şey amaçlı arkadaşlar bilmiyorum yani oraya istenilen yere çekilebilir de kelime. Anlatabildim mi ben kendimi? Sen hangi manada söyledin? Olabilir anlamı ya, böyle şey anlamında ya. O bitmiş bu ya. Şakacık tam. Şakacık anlamında şey. Söylenir ya biraz hani böyle muhabbet sohbet biraz sinirletme çalışırsın. Ama şey gibi. Ciddiye alın. Anladım. Ama bazı hani şakacıklar var böyle hani şey gibi oluyor ya. Vücut muyum? Mesela işte Beyza Nur'un sana yaptığı da şakacıklı ama biraz patavatsızlığa girdi. Seninki öyle bir şey değil. Patavatsızlık ama değil abi. Yok, yani. Yok, bence İlayda'nın yaptığı patavatsızlık az önce. Ya sen ne abi, bir şey söyleyeceğim. Biz bir konu konuşuyoruz. Bir şey, sen niye konuyu dağıtıyorsun? Bir şey diyeceğim. Yorum yapıyor. Bir şey söyleyeyim. Niye bağırıyorsun? Ya bir şey söyleyeceğim ama bak biz şu an Rümeysa hakkında bir şeyler söylüyoruz. Tamam, sen ben... oradan İlayda'yı giydirmeye çalışıyorsun. Tamam niye İlayda bu kadar mı önemli? Ben niye o kadar yükseliyorsun? Hayır bir şey söyleyeceğim, amaç ne? Bir şey niye yükseliyorsun? Hayır amaç ne, konular karışıyor ya. Şu an tek bir konu konuşuyoruz. Bitsin sonra söylersin yorumunu. Ben burada İlayda'yı savunmuyorum. İlayda tamam zaten... bir yorum attım sadece tamam. Bir kelime devam edin o tamam. Zaman. Niye bu kadar hayır, yükseliyorsun? Ama konu bölünüyor. Konu bölünmüyor. Bu kadar mı unutkansın? Ne alaka abi, şu an tek konu konuşuyoruz ya. Ne oğlum gidin o zaman şurada konuşun. Ne alaka, biz oturuyoruz. Biz zaten buradayız. Ben de buradaydım zaten. Git, tamam ben de diyorum konuşur. Ki hani şu an burada iki konu konuşulmuyor genel olarak. Bir ters olursa söylersin. İlayda'yı konuşuruz. Sıkıntı yok. Ben zaten İlayda hakkında haklı diye bir şey söyleyemiyorum. Anladın mı? Hayır sen niye bu kadar yükseliyorsun? Haksız zaten. Sen niye bu kadar yükseliyorsun? Hayır çünkü neden biliyorsun? Yani durduk yere İlayda'yı sallamaya çalışıyorsun gibime geliyor. Hayır, hayır, ben şöyle burada İlayda'yı koruduğumdan... Sen İlayda'yı ekstra savunduğun için. Ben böyle ekstra savunduğun için. Ben seni yükseltiyorum. Ekstra savunduğun için. Hayır diyor. Yok. Bak, kanka bir şey konuşuyoruz desem biz. Kanka tamam. Bir şey konuşuyoruz. Sonra yorumunu tamam, yap desem ben... belki adam tamam diyecek. Tamam, sen seni yükseltiyorsun ya. Eyvallah. İlayda'yı burada korusam derim ki İlayda haklı bilmem derim. İlayda haksız. Ben bunu söylüyorum. Eve gittiğimde de zaten robotun izin alacağım birazdan. İlayda haksız olduğunu söyleyeceğim. Kapanmış bir konu tamam. Tamam. Bunu gidip dile getirirsin. Umur demiyorum. Anladığım kadarıyla bizim evde sıkıntı şu, kimse ya. Telefonda iyi değil herhalde. Ney? Telefonda abi, dışarıda iyi değil misin? Gerçekten. Biz çok iyi gidiyoruz. Şu aynı konudan çünkü. Sen abi benim anladığım artık olay ne biliyor musun? Artık bu evdeki konular ya dışarı şöyle bir şey mi? Kanka erkekler taşımaya çalışıyorlar. Kanka yani. Erkekler çok ciddiye alıyor yaşadığı ilişkiyi. Dışarıda kızlar da devam etmek istiyor. Kızlar da burada yaşıyor dışarıda. Dahil etmiyorlar. Bu hiç hoş bir şey değil ha. Yani bak hiç hoş değil. Aynen öyle. Dışarıda istediğimiz gibi takılıp burada mı konuşacağız? Dışarıda o zaman herkes kafasına göre eğlensin, gelsin, tosun. Kimse kimseye bir şey demesin. Burada gelsinler yapay ilişki yaşasınlar. Ben böyle bir adam değilim abi. Benim kafamda ne şüphesi var biliyor musun? Ben şimdi bir kızla konuşuyorsam sadece o kıza konuşurum. Ben de öyle. Her zaman da böyle oldu. Ama şimdi acaba diyorum kadınlar dışarıda farklı biriyle de konuşuyorum. Acaba bu yüzden mi bana böyle bize böyle yapıyorlar? Yani cevap vermemezlik yapıyorlar vesaire. Ben bir şey diyeyim mi bu konuyla niye alakalı? Niye düşünüyorum şu anda? Senin bu savunduğun fikri şöyle bizim gerçekten annelerimiz döneminde falandı. Benim düşüncem. Yani gerçekten yeni dönem ilişkilerinde yok arkadaşlar öyle hani kızlar daha beter. Ha şu değil ama benim senle oldu. Bir sevgilim var ya benim gidip oldu. Onunla flörtleşiyor. Bunlar yanlış, kimse doğru bulmaz. Ama arkadaşça dostane bir şekilde hani gerçekten iş arkadaşı olabilir ya da 5 yıllık 10 yıllık arkadaşı olabilir. Bunlarla arkadaşlık edinebilirler yani bunlarda ne var yani? Sensin ya eski yani. Dostuysa hiçbir problem yok da yeni arkadaşlara tamam asla yeni arkadaşları şey edinmesi saçma olur hayatına ben girmişim vesaire falan. Ya benim savunduğum okulda fikir. Çocukluk zamanından bir arkadaş olur mesela. Hala arkadaşlardır, görüşüyorlardır arada. Okey. Ama sosyal medyadan tanışmışlar. Benim kızım nokta o. Onlara ben de karşı. Sosyal medyadan tanışmışsın. Sosyal medyadan tanıştığın arkadaşla tanışma amacın onun amacı acaba ne olabilir? Örnek veriyorum bir influencer'sın. Influencer bir arkadaşla erkek arkadaşla tanıştın. Onunla kanka oluyorsun. Kusura bakma. Ben hayatındaysam. Ama şöyle bir şey olur. O nokta çıkar. Yeni bir iş, yeni bir kariyer, bir şeyler olur. Bunlar da gayet olabilir. Ne olur? İş varsa normal bence. Ticaret, yeni bir iş, olarak, kariyer, gelir, başka bir şey olur. Gelir açıklamasını yapar. Sen böyle durumlar var, kariyer, böyle bir kariyer. Kazanç var, şu var. Hani sen de rahatsız olmasan böyle bir durum olabilir der. Yani okey. Ya bunlar bence gayet normal. Konuşarak kabul normal karşılanabilecek şeyler. Herkese selam var herkese işte. Bana yok değil mi? Selam, ne dediniz? Selamı. Olmasın zaten. Ne dedin duymadım. Herkesin birbirine selamı var dedim.
Ha, emin miyiz bunda? Bilmem, emin miyiz Görkem? Yok, herkesin yok tabii ki canım. Görkem, sen ne yaptın? Ateş, alıştın mı eve? Ben alıştım, ben rahatım zaten. El sallamalar. Aynen, keyfim yerinde. Şakasına bana bir yerden tanıdık geliyorsun, hatta birkaçımıza tanıdık geliyorsun da. Ben İlayda'yı bir yerden tanıdık olabilir mi? Bunu İlayda'yı mı? Erkekler evinde de aynı şekilde söylüyorlar. Bilmiyorum, sen insan. Sen nerede oturuyorsun? Ben Kırklareli'yim dediğim gibi. Nerede oturuyorsun? Kartal'dayım şu an. Tam bizim oradasın. Sen sabah yani tanıdık geliyorsun bana. Ama sürekli orada değildim. Sürekli memleketimdeydim yani. Evet. Sorumdan dolayı falan. Bekledim. Ama insan bekledim, insana benzer yani. Olabilir. Bende bir maçoluk var. Evet, doğru. 10 tane öğrencim var, bayan. Evet, bayan ama arkadaşım yok, kız arkadaşım yani, ona bakarsan. Yani şimdi demek istediğim şey, benim de kız arkadaşım yok ama söylenirse onları öğrencilerim, yakınım, kız arkadaşım diyebilirim. Ya benim mesela liseden bir tanesiyle görüşüyorum. Bir tane iş yerinden arkadaşım var. Diğerleriyle de hani böyle çok sık görüştüğüm bir şey değil. Yani böyle her zaman mesafeli işte. Salonlar, ne haber, arkadaşlarım nasılsın? Var. Nişanlılar, evliler falan. Ama ne bir göre üniversiteden arkadaşım, ne bir başka bir yerden arkadaşım, ne bir ama ortamdan işte, arkadaşım. Kanka geçmişte yok, bazı yaşanmışlar devam ediyorsa çok sıkıntı. Seninkiyle Oğuzhan'ınki ticari bir şey gibi oluyor kanka. Yani ya sen işte aslı tamamen özel benim ticari. Evet. Oğuzhan'ınki dediği de ticari, seninki de ticari. Aynen. Yani az önce Ozan'ın bahsettiği konu da ticaretle alakalı. Şey, çıkar çıkar birinin işi. Yok, gerçek ya, ticaret farklı. Sen bilgini veriyorsun, karşında ücretini alıyorsun. Bu kadar tabii, basit aynen yani. Öyle. Ya bir noktada alışveriş var. Çıkar alışveriş var. Yani. Ama sen gidip de keyfi özel dersin yokken hadi gel ya bir kahve içelim, çay kahve içelim, evde işte görüşelim dersen o iş ticaretten çıkıyor, anladın mı? O sıkıntı, ben de ona izin vermem. Ha, bu arada şöyle de bir şey var. Sırf öğrencim olmayıp salondan normal arkadaş oğlum, kız arkadaşım da var. Hadi gel kahve içelim falan dedim. Ya ama biliyorum ki mağaralıkla bir alakası Murat, yok abi. Ama peki Murat, mağaralıkla alakası yok yani senin söylediğin. İlk kahveyi sen mi teklif ettin ondan, onlar ben söyleyecektim de dedim ne gelir onu merak ettiğim için. İşte ben ne gelir umursamadım, keşke sen umursamasaydın. Dün bir yokladım akşam da aynen. Karşılıklı yani bu. O kahve içtiğin insanlardan birine bir şey hissedip sevgili olamaz mısın peki onlarla? Hiç olursun. O gözle bakmadım. Allah ya aşkına. Bırak şimdi Allah aşkına ya. Ya bırak o dizler. Bırak şimdi ya, diğerleri bilmiyorum. Niye acaba? Neden şimdi bırak şimdi ya? Nereden geliyorsun? Ya bırak şimdi. Yaşandı abi. Yalan mı söyleyelim? Yaşandı abi. Erkekleri çok iyi tanıyoruz yani. Arkadaşlar ben o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Orası benim ekmek teknem. Eğer ben orada herhangi bir şekilde sevgililik adı altında kız arkadaşı edinirsem ister istemez işime yansıdı zaten. Ama ben, şöyle bir şey var. Ben bazı konulara profesyonel yaklaşıyorum. Orası tamam. Benim ekmek tekniğim. Peki ekmek öğrencin tekniğim olmaktan çıkarsa ders var. Sevgililik adı altında olmadan. Bak ben kurumsal bir şirkette çalışıyorum. Orada hiçbir şekilde sevgililik adı altında kız arkadaşı edinmem. Ben gittim, ayrılmışsınız zaten. Evet, ertesi ya, gün ben zaten soğumuştum Leyla'dan falan. Bir gün önce mi? Nihle beni eledi zaten. Artık yeni hayır canım. Senin o da mi gerçekten o kadar kararsız kaldı yok, ki seni de çok sevdi. Doğru yaptı. Beni evet desildi, ben üzüldüm zaten. Nihle arkada şey ağladı bu arada. Görkem dedi benim ben yakın hissediyorum ama Leyla onlar şey ya hani ben de şimdi Oğuz'da ayrılmak istemezdim. O giderse ben de gitmek neyse isterdim gibi konuşunca yani çift oldukları için kişisel aldım ama zaten orada konuşma fırsatımız olsaydı ben Nihle'ye Murat kalsın diye söylerdim o konuda. Bizden rahatsız azabı çektik yani haberin. Yemiyoruz böyle numaraları. Buna bat bile inanmadık. Haydi. Bunun izle daha. Ya sen şu an bile durma sok. Şu adam durursun ise kardeşim. Bunu bat söylediyse geçmiş olsun. Ha? Tamamen yalandı falan diyormuş. Yok yok ya. Murat peki sana bir şey soracağım harbiden yani. Neden hep bana soruyorsunuz? O harbi oğlum çünkü tamam. Olay o yani. Evet. Şimdi Görkem İlayda ile bir şeyler yaşamak isterse ne yapar? Mücadele kanka eder bir misin? Bir şey söyleyeceğim işin şaka bir kısmı. Biz şu an İlayda ile arkadaşız. Kanka evet anladım ama yani tamam. Sizin hepimiz biz de arkadaşız da siz farklı kanka, bir kanka şöyle söyleyeyim, eğer bir tercihli konusu olursa Görkem'le ben arasında ben seçilirim. Ha. Güveniyorsun evet kendine. Özgüven. Günlük adam. Günlük Murat dozumuzu alalım. Devam yani et kardeşim. Dinlesin. Yani o yüzden şansı yok. Bence şans gibi. Çok güvenme kendine. Görkem de çekecek çocuk. Komik, ben tipsiz diyemem zaten. Komikliğiyle etkileyebilir. Yok ben zaten tipsiz diyemeye hakkım oymuş yok yani. Ki tanıdığım kadarıyla İlayda da komik bir kadını bir erkeğe arıyor. Sen anlamam zaten her şeyi biliyorsun. Beraber oturduk konuştuk ya. Tamam tamam ben de konuştum.